Günaydın Erkan Tan. Hatırlanacağı üzere 2 gün önce gece yarısında 104 emekli amiralin darbe imalarıyla dolu bildiri yayınlaması üzerine siyasilerden çok fazla tepki gelmişti. Hemen o bildirinin yayınlandığı gecenin sabahında, yani dün sabah itibariyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin reysen soruşturma başlatılmıştı. Ardından da bu bildiriyi hazırlayan kişilerin tespit edilmesi için de yine bir soruşturmanın başlatıldığını da belirtmiş olalım. Hareketli gün bugün de devam ediyor. Hareketli saatler bugün de devam ediyor. Bu kişilerden bildiriyi hazırlayan 10 şüphelinin gözaltına alınma kararı verilmişti ve o 10 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerde arama ve el koyma yapılmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğ edildiğinin de altını çizmiş olalım. Yani 10 şüpheli gözaltına alındı. Gerçek ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda kaldıkları evlerde, ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 104 emekli amiralin altına imza attığı bildiriyi hazırlayan isimlerdi bunlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin soruşturma başlattığını biliyorduk. Bu bildirinin hazırlanmasında kimin önce olduğu, kimin arkasında olduğunun tespit edilmesi ve aydınlatılması için bu soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri yönünde kendilerine tebligat gönderilmiş durumda. Gün içerisinde bu konuya ilişkin yeni detaylar, yeni bilgiler geldikçe onları da izleyicilerimize aktaracağız.